saatime bakıyorum. 2-3 dakikalık bir süre kaldı enflasyon rakamlarının açıklanmasına. Şöyle çok küçük bilgiler de verelim. %3,3 gelmişti enflasyonun artış oranı Mayıs ayında. Haziran için beklenti, ki birazdan açıklanacak rakam da zaten Haziran ayına dair enflasyon artış hızı, o da %3,1 bekleniyor. Tabii eğer beklentiler dahilinde gelirse üçüncü kez üst üste düşmüş olacak enflasyon Amerika'da. Bu da tabii ki düşüş hızı açısından da, düşüş ivmesi açısından da bizlere bir fikir vermiş olacak. Onu da belirtelim. Şimdi hocam, siz dediniz ki, çok kısa tabii rica edeceğim. Tekrardan sürekli bakıyorum çünkü saatime. Şimdi Alman satışları neredeyse bitti gibi. Alman devletinin elinde 50 bin Bitcoin vardı ve özellikle son 3-4 günde, bu hafta 30-35 bin kadar Bitcoin sattılar ve 13 bine kadar indirdiler. Daha önce çok küçük satışlar yapıyorlardı. Ama MTGOX burada herhalde Demokles'in kılıcı gibi bizim tepemizde duran MTGOX, çünkü 90 binden fazla hala dağıtılmayı bekleyen bir Bitcoin adedi var. Bunlar piyasayı etkileyebilir mi sizce? Alman tarafı bitti gibi geliyor ama MTGOX'tan beklentileriniz nedir? İşte bu biraz likiditenin ne kadar hızlı tekrar devreye gireceğine bağlı. Eğer likidite koşulları mesela birinci çeyrekteki kadar kuvvetli olsa ve işte enflasyon cephesinden de kötü haberler gelmese, aslında o 90 bin Bitcoin'i piyasa çok rahatlıkla aslında absorbe edebilir. Ama bu koşulların yokluğunda piyasa böyle bir pamuk ipliğine bağlı şekilde kalmaya devam ederse, o zaman tabii etkili olabilir. Alman satışları gibi etkili olabilir. Evet tabii, yani MTGOX da senelerdir kripto para dünyasının üzerinde, gerçekten o kılıç orada bekliyordu. 2021'de de ben hatırlıyorum, başlayacak dağıtımlar, ne yapacağız ne edeceğiz, sonra ertelendi, bir daha ertelendi. Geçen sene Ekim ayıydı, geçen seneden de bir daha ertelendi. Gerçekten bu anlamda senelerdi, ya bir gün gelecekti açıkçası. Bugüne kısmetmiş, yani bu döneme kısmetmiş diyelim, ama dediğimiz gibi bir yerde dağılacak, bir yerde piyasaya yayılacak. İşte Alman devleti de 50 bin Bitcoin'i sattı, o piyasaya yayıldı şu anda. En azından öyle bir baskıdan da piyasalar kurtulmuş olacak herhalde hocam. Yani Bitcoin'de gidişat belli değil mi? Uzun vadede hiç kimsenin aslında bir korkusu yok gibi değil mi? Tabii şimdi uzun vadede blockchain teknolojisinin, Bitcoin'in yapısı ortada. Geçmişte ortaya koydukları performans da biliniyor. Çok 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 uç senaryolarda birkaç sene yükselişin, yani yükseliş sezonu terminolojisinin dışına çıkıp birkaç sene çok acı çekmemiz durumu söz konusu olabilir. O zaman bile geri dönüşten ümitli olmak için çok fazla sebebimiz Tabii. olacaktır. Tabii öyle ve artık saniyeler kaldı. Bakıyorum saatime. Evet, 3,5 Türkiye saatiyle 3,0. Evet, içeriden gol sesi geldi gibi içeriden geliyor. 3,0 geldi, beklenenin altında geldi. Dolayısıyla fiyatta da bir yükseliş beklerim ben. Ekranıma verebiliyorsa arkadaşlarımız onu da verelim, çünkü telefondan bakamıyorum şu anda, ama 3,0 tabii çok önemli. Hemen sıcağı sıcağına Erkan Öz'ün de yorumunu alalım hocam. Aşağısı gelirse güzel olur demiştiniz. 2,9 biraz fazla olurdu herhalde, ben onu söyleyecektim, ama 3,0 da iyi herhalde. Yani şu anda Fed'in eli bayağı bir rahatlamış oldu. Yani enflasyon istediğimiz gibi gidiyor. Faiz indirimlerini düşünebiliriz demek için bir tarih vermese bile Evet. daha olumlu konuşmak için eli bayağı açıldı. Bu da piyasaya olumlu yansımalı. Ha şu olabilir. Bugün fiyat biraz yükselirse, böyle 60'lara falan, böyle direnç noktalarına doğru giderse, Almanya elindeki son o 10 bin civarı, 13 bin civarı Bitcoin'i satmak için bunu bir fırsat olarak değerlendirebilir. Bakalım o zaman alımlar mı daha kuvvetli olacak? Bizi 60-61 bandının üzerine atabilirse 64-500'e doğru bir yolculuk başlayabilir. Ama şu anda senaryomuz olumlu. Yani en azından bu 58 bin kritik direnç haline gelen 58-58 bin 500, aynı zamanda 200 günlük ortalama
seviyesi orası. Onun üzerinde en azından kalıcı olabilirsek önümüzdeki haftalar için çok daha olumlu bir tabloya bakabiliriz. Şimdi tabii ki vadeli piyasalarda da Fed'in Eylül ayında bir indirime gitme olasılığı da oranı da %70'miş, %85'e çıkmış enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra. Tabii ki hisse senetlerinde en azından daha Amerika'da piyasalar açılmadı ama onların vadelilerinde bazı artışlar var. Altında artış var. Bu anlamda hemen etkisini gösterdiği gibi duruyor açıkçası. Umarız tabii bu yükselişler devam eder ama açıkçası kripto para piyasalarında da herhalde, değil mi hocam? Yani engebeli yollar normal bir durum, alıştığımız bir durum. Hani belki şöyle bir durum da söz konusu. Mesela ciddi bir kalabalık da Mart ayındaki zirveyle beraber kripto para piyasalarına girdiler ve bunların büyük bölümünün de altcoin'lere de ciddi bir yatırım yaptığını görüyoruz ve onların da şu anda yine ciddi bir zararda olduğunu da görüyoruz. Onların da morali bozuk. Yani bu konuyla ilgili her gün neredeyse mesajlar alıyoruz. Sürekli eminim size de öyle mesajlar geliyordur. Bu konuda yorumunuz ne olabilir? Yani Türkiye'de çok ciddi bir altcoin yatırımcı kitlesinin de olduğunu biliyoruz ama burada herhalde Bitcoin'in biraz daha ağır bastığı, dominansının yükseldiği bir dönem altcoin'lerin erimesine de yol açtı diyebiliriz herhalde, değil mi? Ya tabii bu ETF konusundan kaynaklanan bir durum. ETF hem Bitcoin'in zamanından önce çok hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu hem de altcoin'lerin gerçek performanslarından biraz uzak kalmalarına neden oldu. Ama ben bu durumun düzeleceğini düşünüyorum. Yani öncelikle bir Ethereum ETF'i gelecek ve Bitcoin'in bu moda olan durumu biraz durulacak. Biraz ilgi Ethereum'a doğru kayacak. Ethereum'la birlikte altcoin'lerin, Ethereum bazlı olanların öncelikle, sonra da diğer altcoin'lerin zaman içinde daha iyi performans gösterdiğini göreceğiz. Eğer biz döngüleri takip edebilirsek, Amerika'daki seçimler sonucunda yeni gelen yönetim likidite koşullarını bozmazsa, 2025 içerisinde de yükselişe devam edebilirsek, o şartlarda altcoin'lerin aslında yatırımcılarına yine ciddi kazançlar sağlayabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii MT. Gox dedik, Alman hükümetinin satışları dedik ama bu dönemde mesela S&P 500 rekor üstüne rekor kırdı. Nasdaq rekor üstüne rekor kırdı ki dünkü işlem gününü de iki endekse rekorlarla tamamladılar. Onu da belirtelim. Yani S&P 500 zannediyorum tarihinde ilk kez 5600'ü aştı. Nasdaq 20.000'i aştı zannediyorum. İlk kez olup olmadığından emin değilim ama rekor kırdığını biliyoruz. Şimdi burada Bitcoin'de böyle bir durum yok. Yani bunların hep korele olduğundan bahsediyorduk son dönemde. Buradaki durumu nasıl yorumlarsınız? Yani onlar çok çıktı. Onlarda gelecek bir düşüş Bitcoin'e de düşüş olarak yansır mı? Çünkü onlar yükseliyor ama Bitcoin yerinde duruyor açıkçası. Bu konuyla ilgili fikirleriniz nedir? Bu konuda da orada uyumsuzluğa neden olan şey bu Bitcoin'deki ETF'in gelmiş olması ve geldikten sonra da çok ciddi ilgi uyandırmış olması. Yani altın ETF'inden falan çok daha yüksek ilgi ilk günler için Bitcoin'e geldi ve oradan çok yüksek bir artış yaşandı. Yani Bitcoin o artışları yaparken S&P 500 vesaire karşılaştırdığımızda, Nasdaq karşılaştırdığımızda o oranda artışlar yapmadılar. Ya da ne bileyim şeydeki kriptolardaki mesela yapay zeka coinleri Nvidia hissesinden kat kat daha fazla artış yaptı o zaman. Şimdi sorun şu, demin sizin de söylediğiniz gibi birçok kişi tam tepeye yakın yerlerde yeni Bitcoin'e ve altcoin'lere giriş yaptı. Daha sonra bu geçici olacak olan faktörler, işte bu likiditenin ortadan biraz kalkması, daha da çok bu Almanya'nın satışları ve işte MT. Gox baskısı devreye girince bu yeni yatırımcılar ilk defa bu geçmişteki, yani birkaç ay önceki böyle 3 kat 4 kat yükselişlere bakıp bunların sürekli devam edeceğini düşündüler. Tabii burada bu geçici faktörlerin oluşturduğu boşluğa yakalanmış oldular. Ve çoğu da moral çöküntüsü içine girdi.
Fakat daha deneyimli olanlar, işte 2017'den beri piyasada olanlar biliyorlar ki bu tip durumlar Bitcoin'de, altcoin'lerde son derece normal. Yani daha önceki sezonlarda da yaşandı. 2021 yılında her şey çok güzel giderken yine yaz aylarında, Mayıs'ın işte ortalarında Bitcoin %50 düşüş yaşadı. Altcoin'ler keza öyle. Çok hızlı tırmanırken birdenbire düşüş yaşadılar. Ama sonra ne oldu? O düşüşler tekrar yükselişe döndü. Ve altcoin'ler bir önceki yaptıkları yükselişlerden bile çok çok daha yüksek, yani sağlam olan, güzel projesi olan altcoin'ler bir önceki yaptıkları hızlı yükselişleri bile geride bırakan yükselişler gösterdiler ki aslında demin söylediğim gibi geçen sezon tam bir kendi performansını da bulamadı. Ona rağmen yine altcoin'ler çok güzel karlar bıraktılar yatırımcılarına. Bu sefer de böyle olabilmesi için işte kritik nokta Amerika'daki seçimler. Eğer Amerika'daki seçimlerden sonra kim kazanırsa kazansın, İşte Biden aday olur olmaz, Trump kazanır kazanmaz, Biden'ın yerine aday olan başka birisi kazanır vesaire. Bütün bunların sonucu olarak baktığımızda mesela Trump kazanırsa, şimdi Trump çok kripto dostu bir başkan adayı olarak kendini lanse ediyor şu anda. Diyelim Trump kazandı ama likidite koşullarını bozacak bir sürü şey yaptı. O zaman kripto dostuyum demesine rağmen dikkatli olmamız gereken bir döneme gireriz. Ama kim birisi kazandı ve likidite koşullarını daha da coşturacak hamleler yapıyor. İşte para piyasası koşullarını genişletiyor, finansal koşulları genişletiyor. O zaman diyebiliriz ki olumlu senaryolar bizim için geçerli. 2025 yılında da bu yükselişler devam edecek. Ki döngülere göre asıl büyük yükselişlerin 2025'te olması gerekiyor zaten. O zaman bizim için çok daha iyi bir ortam oluşacaktır. Şimdi tabii aslında tam bunu sormaya hazırlanıyordum size. Öncelikle şunu sorayım. Likidite koşulları dediniz. Başkanın kim olacağı ya da hangi partinin yönetimi kazanacağı bu anlamda etkili olur mu? Yani bir taraf ben düşürmek istiyorum veya ben yükseltmek istiyorum likidite koşullarını gibi mi hareket eder, yoksa ne gerekiyorsa onu mu yaparlar Amerika'dan bahsettiğimizde? Çünkü hani likidite koşullarının artması gerekiyorsa hani demokrat ya da cumhuriyetçiler fark etmez der misiniz, yoksa fark eder mi sizce? Fark eder. Çünkü şu anki likiditeyi asıl oluşturan yer artık Amerikan Merkez Bankası değil, Amerikan Maliye Bakanlığı haline geldi. Yani Amerikan Merkez Bankası'na idarede olanlar karışamayabiliyor. Mesela bu kongredeki sorgu sırasında Powell şu gerçeği ifade etti. 2022'nin belli bir ayını söyledi galiba, sonlarından beri Başkan Biden'la hiç görüşmediğini ifade etti. 2022'nin sonlarından beri. Ama Başkan Biden kiminle sürekli görüşebilir? Janet Yellen'la görüşebilir. Çünkü o kendi atadığı hazine sekreteri, hazine bakanı. Yeni gelecek olan yönetim de hazineyi kime emanet edecek? O emanet ettiği kişi hazinede nasıl bir politika izleyecek? Yani daha fazla borçlanma ve daha fazla hazine harcaması mı? Yoksa efendim işte biz Amerika olarak biraz kemer sıkmamız lazım, bu kadar çok borçlanamayız falan mı diyecek? Şu anda mesela ilk o bir tartışmaya çıktılar ya, Biden ve Trump. Orada mesela yorumcular diyorlar ki iki başkan adayı da hiç öyle bir hava vermedi. Yani harcamaları kısarız falan diye bir hava hiç vermedi. Bu şey, bu harcama çılgınlığı aynen böyle devam edecek. O zaman bizim için sorun yok. Ama Biden yerine çok daha aşırı sol bir aday gelir veya Trump seçildikten sonra yok arkadaş ben fikir değiştirdim, böyle harcama falan yapamayız, borçlanamayız, hazinedeki paraları piyasaya aktaramayız falan derse, o zaman İşte ona dikkat etmek lazım. O zaman sıkıntı olur. Şimdi şu soruyu da sormak istiyorum hocam. Sizin de söylediğiniz gibi evet %9'lardan enflasyon %3'lere kadar geldi. Ama baktığınızda işte buralardan da düşmekte ciddi şekilde zorlanıyor. Hatta faizler zannediyorum geçen senenin Haziran ayından bu yana hep aynı kaldı. Yani yükseltilmedi. Ama bakıyorsunuz tabii yüksek kalması da çok önemli bir etken ama daha fazla yükseltemedikleri gibi düşüremiyorlar da. Peki
Şimdi Eylül'de diyelim faiz indirimleri başladı. Sizce enflasyon burada %3'ün altında kalır mı, yoksa ciddi şekilde artmaya mı başlar? Yani şunu söylemek istiyorum. Dün Powell da söylemişti aslında. Biz bir faiz indirimi erken şekilde yaparak bütün 2 senedir yaptıklarımızı heba etmek istemiyoruz dedi. Heba olur mu? Kısaca onu sorayım size. Erken başlamak faiz indirimlerine sıkıntı oluşturabilir. O yüzden mesela bugünkü rakam Fed'in elini bayağı rahatlatmış olmasına rağmen hala Eylül'de ilk indirimi yapmayabilir. Yani Ağustos'taki rakamları da Temmuz'daki rakamları da görmek isteyecektir. Yani Temmuz'da mesela 2'lere doğru düşerse, Ağustos'ta da bu düşüş süreci devam ederse o zaman Eylül'de çok daha rahat edebilir. Ama bu seviyede kalırsa, mesela 3'te kalırsa, daha fazla düşmezse bir sonraki toplantıyı bekleyebilir. Çünkü dediğiniz gibi erken yapılacak bir indirim hakikaten bu süreci baltalayabilir. Çünkü sonuçta Amerikan maliyesi hala piyasaya para pompalıyor. Bu hazine TGA account dediğimiz taraftan, Treasury General Account dediğimiz Fed'deki hazinenin tuttuğu paralardan yapılan harcamalarla Amerikan ekonomisine hala bir para pompalaması gerçekleşiyor. O yüzden enflasyon bir anda yeniden kontrolden çıkabilir. Fakat faizlerin fazla süre yüksek kalması da şöyle bir sıkıntı oluşturabilir. Faizler yüksek kaldığı sürece Amerikan devleti kendi çıkardığı tahvillere yüksek faiz ödemiş oluyor. Bu da piyasaya yine fazladan para sürülmüş olmasına neden oluyor. Yani burada ters bir yapı var. Faizler düşürülürse bu sefer Amerikan devleti tahvillerin faizi olarak piyasaya daha az para sürecek bir noktaya gelecek. Öyle bir mekanizma da var. Yani burada Eylül ayında bir indirim yapmasa bile daha sonraki süreçte indirime başlayacağı sinyalini verebilir. Böylece sözlü yönlendirme yapmış olur. Hem enflasyonun kontrolden çıkmasını, riskini engellemiş olur, hem de piyasaları rahatlatma görevini bir yandan gerçekleştirmiş olur. Ama diyelim ki hani Temmuz'da 2.87 gibi rakamlar geldi. Ağustos'ta işte 2.5'a doğru düştü enflasyon. O zaman çok daha rahat Eylül'den itibaren faiz indirimlerine başlayabilir. Öteki türlü eğer Temmuz'da ve Ağustos'ta da rakam bir türlü 3'ün altına düşmezse o zaman şey der, yani düşeceğiz inşallah, Eylül'de yok ama çok yakın zamanda başlayacağız falan diye piyasaları rahatlatır diye düşünüyorum. Tabii burada jeopolitik gelişmelerin de çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani işin çekirdek enflasyon tarafı var, petrol fiyatları tarafı var. Yani birkaç aydır da aslında ciddi bir dünyada hem İsrail, Filistin tarafında olmasın zaten temennimiz o. Ukrayna, Rusya tarafında, Çin, Tayvan tarafında, bunların hiçbirinde hani ciddi bir askeri bir bu anlamda belki alıştığımız için de hani ekstradan diyelim. Yoksa tabii ki var özellikle Filistin'de olanlar, ama şunu söylemek lazım ki hani en azından şu anda durulmuş durumda gibi duruyor bazı durumlar. Bu da çok önemli herhalde, değil mi hocam? Yani jeopolitik bir sürpriz de her şeyi bir anda darmadağın edebiliyor. Yani jeopolitik bir sürpriz meydana gelirse zaten ekonomi geri plana itilir. Bizim için orada önemli olan şey jeopolitik gerginlikler gıda ve özellikle de petrol fiyatlarına bir etki yapar mı? Petrol fiyatları son haftalarda tırmanış içerisindeydi. Eğer bu tırmanış işte 90 dolarların üzerine falan çıkarsa bu kötü olur. Bütün dünya için kötü olur. Yani sadece Amerika ve piyasalar için değil. Bütün dünya için kötü olur. Sonuçta dünya önümüzdeki dönemde bir ciddi bir krize girecek. Yani Amerika'daki getiri eğrilerinin işte 730 küsür gündür negatif olması, daha önce bu durumun sadece 1929 krizi öncesinde görülmüş olması bize çok ciddi aslında alarm işareti veriyor. O zaman 700 gün civarında kalmış negatifte. Şu anda biz 730 küsür günü de geçmiş durumdayız. Bir yerde bu sistem takılacak. Yani Amerika'da da, dünyada da
sıkı bir kriz olacak. İşte bizim dileğimiz ve hani beklentimiz, işte onu gözlüyoruz. Bu kriz olmadan Bitcoin'deki bu döngüsel yükseliş sezonu kendini güzel bir yere atabilsin. Şu anda krizin olacağına dair hani o getiri eğrileri olacağını gösteriyor ama hemen, yani çok yakında olacağına dair işaretler elimizde yok. O yüzden önümüzdeki dönemi yine yükseliş sezonunu bozmayacak şekilde geçirebiliriz diyebiliyoruz. İşte bunu mesela petrol fiyatlarının çok yükselmesi bir anda her şeyi bozabilir. Yani bizi krize bir anda çok daha yakın hale getirebilir. İşte jeopolitik riskler, petrol fiyatları bu açıdan da önemli. Kısa vadede bu kriz gelmez dediniz. Kısa vade dediğim belki 1-2 senedir ama sizin buradaki Bitcoin'in top nokta, zirve nokta fiyat tahmininiz var mı? Şimdi benim açıkçası bir fiyat tahminim yok. Fiyat tahmininden ziyade süreç nereye gidiyor ona odaklanmak istiyorum. Yani likidite koşulları ne durumda, faiz indirimleri ne durumda, döngünün neresindeyiz, işte jeopolitik riskler ne durumda. Demin ifade ettiğim krizin şu anda uzak olması aslında yıllarla değil aylarla ifade edebileceğimiz bir kısa dönem. Yani 3 ay, 6 ay, 9 ay, belki 1 yıl, belki 1,5 yıl gibi. Yani 2-3 sene sonra beklemiyoruz. Yani o kadar uzak değil. Daha kısa sürelerde olmasını bekliyoruz ama şu anda hani krizin başladığı ve işte yıkıntının başladığına dair elimizde o göstergelerden hiçbirisi işaret vermiyor. Yani o göstergeleri de yakından takip ediyoruz. Bir sıkıntı yok oralarda. Yani mesela 200-300 bin dolar olabilir mi? Olabilir. Yani bu Bitcoin bu. Her şeyi yapabilir. Yani buradan 30 binlere de düşebilir. Bu da olabileceği gibi. Sezon sonunu 200-300 bin dolarlarda da bitirebilir. 100 binde de bitirebilir. 200 binde de bitirebilir. 500 bin belki biraz abartı olur ama 500 binde bitirse şaşırır mıyız? Yani 2017'de mesela hiç kimse 20 bin dolara gitmesini beklemiyordu. Yani 2017'de 20 binlere gitmesi bugün 500 bin dolara gitmesi gibi bir şey. Ama oldu mu? Oldu. O yüzden ben fiyat tahminine çok takılmamak gerektiğini, daha çok süreci takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Erkan Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Yine önemli bir yayını geride bıraktık. Önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Tekrardan teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.